Doğalgaz bizde de pahalı gelmesine rağmen. Ama ekonomiye katkısı olur tabii ister istemez. Bunlar gelecek, burada para kullanacaklar. O da bizim işimize gelir. Gelsinler. Biz zaten zor barınıyoruz, onlar da barınırlar. Avrupa'daki gaz kesintisinden dolayı 1 ila 3 milyon turistin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu durum kış turizmini nasıl etkiler? Güzel etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü ben de Antalya'da oturuyorum. Herkese iş aş devam eder en azından. Ben mutluyum, gelsinler. En azından döviz girdisi olur ülkemize. Fena olmaz. Çoğu kapatıyor. Yani belirli bir sezonda. Herhalde hiç kapatmazlar inşallah derim. Ülkem için hayırlı olsun derim. Şimdi ekonomiye katkısı olur. Tabii yurt dışından gelmelerinin, ama bizde de şu andaki sorunumuzda bizde de hayat pahalılığı var. Veya doğalgaz bizde de pahalı gelmesine rağmen. Ama ekonomiye katkısı olur tabii ister istemez. Kış turizmi, bugün Erciyes Dağı var Kayseri'de. Erciyes turizmine de çok faydası olur. Gelmelerini isteriz tabii, neden istemeyelim. İş açısından iyi olur diye düşünüyorum. Bunlar gelecek, burada para kullanacaklar. O da bizim işimize gelir diye düşünüyorum. Ama Avrupalılar sıkışınca bizi şey diyorlar, seviyorlar. Başka yönde de sevmiyorlar. Onu da biliyorum. Döviz bırakacak. Türkiye'ye faydası olacak. Türkiye'nin gelişimi daha da çok artacak. Turizm potansiyeli daha da çok artacak. Bunların paralı olarak gelmesi, buraya para yatırması, para bırakması iyi bir şey. Bütçemiz açısından da, ülkemiz açısından da. Her zaman için bizim ekonomimiz zayıf bir ülke. Ama kazançlı olmamız, zengin olmamız için dışarıdan turistlerin de, dışarıdan gelecek misafirlerin de her zaman için kalmasında fayda vardır. Ama paraz insanlarda fayda olmaz. Hiçbir zaman için zarar olur. 1 veya 3 milyon bir turist Türkiye'ye gelmez. Nasıl gelmez onu da açıklayayım size. Avrupa ülkeleri Türkiye'yi her zaman arka bahçesi olarak gördüğü için kış şeyinde faydalanacağını sanıyoruz. Biz de Kayseri'de özellikle Erciyes Dağı'ndaki bu kış turizm faaliyetlerinden dolayı faydalanacağını sanıyoruz. Kayseri en son etkilenecek şehir olur da, bunu İstanbul ve bunun gibi şehirler alır da Putin kazı kesecek. Avrupa'daki, Almanya'daki ve Fransa'daki 1 milyon veya 3 milyon adam geleceğini düşünüyorsunuz. Bence gelmez. Gelirse de tabii hani faydası olur da, bu hayat pahalılığında da ne kadar faydası olur, o da ayrı bir mevzu yani. Ben olsam onlara hiçbirini koymam. Neden dersen, onlar buraya geliyorlar, daraldıkları için geliyorlar. Geniş zamanlarda bizi hiç tanımıyorlar. Ondan dolayı gelmelerini ben hiç istemiyorum. Donsunlar bu senede, bellesinler Türkiye'nin değerini öğrensinler. Ekonomik açıdan çok iyi olur. Mesela ben geçen Antalya'daydım. Oranın esnafı bile bu sene kışın gelen turistlerin geri gitmeyeceğini söylüyor. Çünkü Avrupa'daki kriz, doğalgaz krizi diyeyim, ısınma krizi diyeyim, büyük boyutlara geleceğini söyleniyor. Ya bu bizim için iyi. Niye iyi? Döviz gelecek. Türkiye'ye döviz gelecek, döviz olacak. Çok pahalı. Bugün gittim ben baktım, bir külah dondurmayı 5 euro diyorlar. Avrupa için daha da iyi olur. Bence müstahaktır. Beter olsunlar diyeyim artık. Ne diyeyim başka? Gelmesinler, ben söyleyeyim. Niye diyeceksiniz? Zaten Türkiye dolu taşıyor. Suriyelisiydi, Iraklısıydı, Afganlısıydı, şunu suydu, bunu suydu derken dolmuş taşıyor. Yurt dışındaki adamlar zaten geliyorlar burada kendi hesaplarıyla, eurolarıyla, bilmem neleriyle burada alışveriş yapıyorlar. Bizim Türkiye'deki kendi paramızın hiçbir değeri yok bir kere. Biz şurada bir şey almaya kalkıyoruz. Adam tutuyor 20 lira diyor, 30 lira. Daha düne kadar 1 lira olan şey 30 lira oldu. Yani ben yurt dışındaki adamların hiçbiri gelmesinler. Ben söylüyorum, gelmeyin kardeşim. Vallahi gelmeyin. Suriyelisi var, Iraklısı var, Afganlısı var. Var da var. Yani nasıl barınacağını, biz zor barınıyoruz yani. Ben Ankara'dan buraya geldim şimdi. Çok zor bak gerçekten yani. Yurt dışında kalmak daha iyi. Neden? Şimdi yurt dışındaki şartları daha iyi. Çünkü mesela yaşam konusunda daha iyiler. Sağlık konusunda daha iyiler. İnsanlık konusunda daha iyiler. İnsanlık konusunda onlar daha çok değer veriyorlar insanlarına. Bizim Türkiye'de %50. Ya döviz zaten şu an var da düşük halde. Bence gelsinler o zaman, ne diyelim? Gelsinler. Biz zaten zor barınıyoruz, onlar da barınırlar. Ya bence güzel etkiler. Gelsinler sonuçta. Sonuçta biz de Avrupa'ya gidiyoruz. Orada çalışıyoruz. Onlar da buraya gelsinler. Sonuçta en azından bir Türkiye'mizi görürler. Katkısı, çok büyük katkısı olur yani. Türkiye bence güzel yani. Bak geldik burada oturuyoruz. Hava güzel, her şey güzel. Sonuçta kim gelirse baş tacı yani. Ekonomi aynı zamanda canlanır. Esnaf biraz memnun kalır. Zaten bütün esnaf ağlıyor yani. En azından yabancılar geldiği zaman biraz daha canlanır ekonomi. Daha güzel olur. Bu durum kış turizmini gayet güzel şekilde etkileyeceğine inanıyorum. Gelsinler, dövizlerini en güzel şekilde harcasınlar.
Yani burada kış turizmi diyorsunuz zannedersem. Tatil bölgelerine gidemeseler de güzel otellerimiz var. Türkiye'mizde Kayseri, genel olarak Kayseri değil, kapsamlı düşünürsek İstanbul, Antalya'sı, Bodrum'u, Alanya'sı. Oralarda çok güzel turistik otellerimiz var. Oralarda ağırlayabiliriz onları da, yani konaklayabilirler. Çok güzel şekilde dövizlerini harcarlar, gezmiş olurlar, değişiklik olur. Ve de harika bir şekilde tekrardan doğal gaz olayı tekrardan çözüldüğünde tekrar ülkelerine güzel bir şekilde dönerler diye düşünüyorum yani. Ya tabii ki turizm ülkemiz açısından olumlu bir şey, güzel etkiler. Ama mülteci olarak geliyorlarsa gerek yok. Ülkemizde zaten fazlasıyla mülteci var. Bu olumsuz etkiler yani. Ya, turiste sıkıntı yok, iyidir. Kış turizmini iyi etkiler. Çünkü Avrupa'nın parası euro. Değil mi? Gelecekler, burada harcama yapacaklar. Türkiye'mize bir katkı olur. Yalnız şunu söyleyeyim. Suriyelilere de kucak açtı Türkiye. Türkiye'miz elhamdülillah Osmanlı, Selçuklu'dan kalan güzel bir mirasımız var. Hamdolsun. Onların durumunu Allah bizi düşürmesin. Bize kimse kucak açmaz. Zaten bizim ülkemiz bize cehennem, turistlere cennet olmuş. Yani bu fiyata gelmese zaten turistlerin aklı yok. Turistler de akıllı olduğuna göre gelecekler. Tamam, ben ülkemde gezemiyorum, dolaşamıyorum, yiyemiyorum, içemiyorum. Tarih yerleri göremiyorum. Böyle ülke mi olur ya? Böyle şey mi olur ya? Elbette gelecek ya. Ben olsam, onların ülkesi de böyle olmuş olsa ben de giderim. Niye gitmeyeyim ki? Orada Bulgarlar gelip Edirne'de alışveriş yapacak. Biz bununla gurur duyacağız. İranlar gelip Van'da alışveriş yapacak. Oh, ne satış yaptık diyeceğiz ya. Böyle olmaz ya. Böyle olmaz ya. Benim faydalanmadığım ülkeyi ben ne yapayım ki ya? Kahrediyorum ya, üzülüyorum ya, bu duruma üzülüyorum ya. Artık ne diyeceğimi de bilemiyorum ya. Güzelim ülke bana cehennem olmuş. Nerede bunun başarısı, nerede ya? Nerede bunun başarısı? Böyle başarı mı olur ya? Böyle ekonomi mi olur? Şey mi olur? Yiyemiyorum, içemiyorum, gezemiyorum. Böyle ülke olmaz ya.